Tavsiye defterinden merhaba. Bugün size çok özel birinden ve onun yazdığı benim en sevdiğim kitaplarından biri olan Delilik Ülkesi'nden notlardan bahsedeceğim. Özel biri, direkt ismini söyleyeceğim. Ayşe Hanım, Ayşe Şasa. Uzun yıllar evinde ziyaret ederek, sonrasında ve defalarca telefonla muhabbetler ederek bir dostluğumuz, hukukumuz oluştu. Bu telefon muhabbetini kabaca özetlemek istiyorum şu anlamda. Ayşe Hanım'ın Telemahalle diye bir dijital bir dünyası vardı. İngiltere'den, Amerika'dan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir yazar güzel bir yazı yazdığında hemen onu arar. Alo, işte Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, yazınızı okudum, çok değerli buldum. Ben çok etkilendim ama şurada şunu demişsiniz, ben de böyle düşündüm diye o kişiyle bir empati, bir diyalog kurardı. Ve kalın, böyle içinden kağıtlar fışkıran bir defteri vardı. Bu defterde binlerce insanın telefon numarası bulunuyordu. İşte Orhan Pamuk'tan İlber Ortaylı'ya, Halil İnalcık'tan Hilmi Yavuz'a kadar birçok büyük yazarın, tarihçinin, entelektüelin, romancının, senaristin, sinemacının yakın dostu, çoğusunun ablasıydı. Ve işte mesela bana şey anlatmıştı, ya işte aklıma bir şey takıldığında Orhan Pamuk'u ararım. Orhan, ya bu deli karının aklına bir şey geldi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda der, ona soracağımı sorar, bilgi alır. İşte İlber'i ararım falan derdi. Böyle en uzağından en yakınına, tanıdığı tanımadığı, herkese dokunabilen, sesiyle dokunabilen bir insandı. Birçok insanın en sıkıştığı, en bunaldığı anda bir Ayşe Şasa telefonunun o kişinin telefonunu çaldığını ve onunla uzun uzun dertleştiğini başka birçok insandan da duymuşluğum oldu. Bir de zamanla fark ettim ki aslında bir Ayşe Şasa merkezde durarak etrafında büyük halkalar oluşturan bir dostlar halkası da kurmuş. Ayşe Hanım'ı biraz kişiliğiyle, sinemacılığıyla, entelektüel birikimiyle tanımak lazım. Bundan birkaç yıl önce rahmetli oldu. Ben onu şu anda cennet bahçelerinde dolaşan biri olarak tahayyül ediyorum. Çünkü hayatı pırıl pırıldı. Birçok iyilikleri, birçok güzellikleri vardı. Türk kültür dünyasına, Türk zihin dünyasına katkıları çok fazla. Benim en önemsediğim kitabı Delilik Ülkesi'nden Notlar. Ben editörlüğünü yapmıştım bu kitabın. Kitabı yayınladığımız hafta, Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu ekinde bir tam sayfa röportaj yayınlandı Ayşe Hanım'la ilgili. Bu kitaptan pasajlar alınarak. Sonra şöyle bir gündem olmuştu. Yani şizofreni gibi korkunç bir hastalık, geri dönüşü olmaz diye adlandırılan bir hastalıktan bir kişi inançlarıyla geçmişteki büyük yazarların metinlerini okuya okuya kendini rehabilite edebilmesi, buradan normal insanlık alemine geri dönebilmesi, hepimizin yüz göz olabileceği bir dostluk kurabilmesini psikiyatrlar çok şey bulamadı. Yani imkansız zannediyorlardı. Ama Ayşe Hanım bunun imkansız olmadığının birebir yaşayan örneği oldu. Yani çözümsüz travmalar içerisinde, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda doğmuş büyümüş birisi, ebeveynleri onu Almanya'dan kaçmış mürebbiyelerin eline teslim etmiş. O mürebbiyeler her gün İkinci Dünya Savaşı sürecinde Almanya'da ve benzeri yakın coğrafyalarda yapılan işkenceler, zulümleri anlatan, bir çocuk zihninin içini kanla, ölümle, öldürmeyle bulandıran bir büyümüşlük içerisinde yaşamış ve böyle büyüdüğünde de kabuslarla, inanç sorunları yaşayarak, kainattaki varlığını anlamlandırmakta zorlanarak bir genç kızlık, olgun yıllar yaşamış ve çözümü bulmakta da zorlanmış. İşte 80'li yılların başında yaşadığı bu büyük bir travmadan sonra eşi Bülent Orhan'ın ve yakın dostlarının desteğiyle atlattığı ve İngiltere'den bir arkadaşından İngilizce bir Füsusül Hikem tercümesi alarak, onu okuyarak yeniden hayata döndüğünü bana anlatmıştı. Ayşe Hanım o anlamda Delilik Ülkesi'nden Notlar'da biraz bu süreci özetlediği ve biraz da bu ve benzeri hastalıklara düçar olmuş insanlara bir umut ışığı haline geldi. Delilik Ülkesi'nden Notlar ağır bir metin. Edebi kalitesi inanılmaz yüksek. Ben defalarca okudum. Yani editör olarak defalarca okumuştum. Hala canım çeker ve ara ara okurum. Pasajlardan oluşuyor. Ben ilk baştaki metinlerden bir kısa bölüm okumak istiyorum size. 8. ayın 10'u 1988'de kendi defterinden, notlarından bulduk bu metni. Akıllılar dünyasının bir kıyısında, sisli bir dağ başına çöreklenmiş, dünyayı kendimce anlamlandırmaya çalışan bir deliyim. Akıllılardan çok farklı olduğumun bilincini her an taşıyarak onları gözetliyorum. Duygularımı ve düşüncelerimi sürekli akıllarının dünyasına özgü tarzda kodlamaya çalışıyorum. Başka türlü iletişim kurmak, konuşmak imkansız olur. Ben başkalarını gözetlerken bir başka göz beni gözetliyor. Metin böyle devam ediyor. Çok
sizi başka bir dünyaya çekip alan bir metin. Bir de görsellerle, fotoğraflarla o dönemi kabaca özetlemeye çalıştık. Bu kitapta ilginç bir şey yapmıştık. Belki Türk edebiyat, metin, kitap dünyasında olmayan bir şey. Başına İlber Hoca'dan, İlber Ortaylı'dan bir ön söz, sonuna da Hilmi Yavuz'dan bir son söz metni aldık. Bu kitabın hazırlanmasında Seyit Nurfeti Erkal, Hasan Ali Yıldırım ve özellikle Suavi Kemal Yazgıç gibi dostlarımızın büyük katkıları oldu. Ayşe Hanım bize o mahrem, o özel dünyasını bu kitapla biraz açtı. Bir de kitabın metinleri Ayşe Hanım'ın bu hastalık süreçlerinde bazı kağıt parçalarına, bazı defter aralarına karalanmış notlar şeklindeydi. Suavi Kemal Yazgıç kardeşimiz, dostumuz o metinlerin çoğunu bulmamıza yardımcı oldu. Biraz onun büyük gayreti oldu bu kitapta. Kitabın her bir makalesi hem duyumsuz bir okuma zevki, keyfi veriyor, hem de yaşadığımız çağa çok özel bir aydının, çok özel bir vizyonun katkıları gibi düşünebileceğimiz bir kitap. Yani ben defalarca okuyabileceğiniz, defalarca istifade edebileceğiniz bir metin olarak görüyorum. Ayşe Hanım'ı bu vesileyle rahmetle anıyorum. Bir manevi göz açıklığı, bir metafizik dünyaya uyanıklığı da vardı Ayşe Hanım'ın. Aramızda sıradan bir sıra dışı kişi, sıradan bir sıra dışı kişi gibi dolaşırdı. Fakat vefat edip gittiğinde, yazdıklarını yeniden okuduğumuzda birçok insana nasıl temas ettiğini, farklı yerlerde farklı dostlarla karşılaşıp o eve sen de mi gittin, o telefon konuşmasını sen de mi yaptın diyen onlarca, yüzlerce insanla sonradan karşılaştığımda anladım ki çok büyük bir değer bizim hemen yanı başımızdaymış, yüzyılımızı aydınlatmış. Ben bu kitapla onun dünyasına açılmanızı, ondan istifade etmenizi tavsiye ediyorum. Kendisine rahmetle anıyorum.